Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği şoförlük mesleğinin sorunları ve mesleğe özendirme paneli düzenledi. Ankara'da Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin organizasyonuyla düzenlenen panele Vanlı iş insanı İrem Bayram da katıldı. Panelde konuşma yapan Bayram, şoförlük mesleğinin sorunlarına değindi. Sayın İrem Bayram hanımefendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği şoförlük mesleğinin sorunları ve mesleğe özendirme paneli düzenledi. Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin organizasyonuyla düzenlenen panele Vanlı iş kadını İrem Bayram da katıldı. Panelde konuşma yapan Bayram, şoförlük mesleğinin sorunlarına değindi. Uzun yol kaptanlığının ülkemizdeki gelir seviyesi maalesef ki asgari ücret seviyelerinin çok da üzerinde değil. Ailelerinden kilometrelerce uzakta sürdürüyor. Yaşamlarını kaptanlarımız. Kötü haberleri çok uzaktan alıyorlar ve acıları paylaşamadıkları için artıyor. İyi haberleri de kilometrelerce öteden alıyorlar ve sevinemiyorlar bile çoğu zaman. Özellikle bayram gibi yoğun dönemlerde yatak yüzü görmeden, belki günlerce duş almadan otogarlardaki sularla yıkanıyorlar. Otobüs bagajlarında, tır yataklarında uyurken vefat eden kaptanlarımız bizim sektörümüzün utancıdır diyorum. Pek tabii ki bunun ana sebebi hava yolu ve demir yoluna sağlanan imtiyazlar karşısında eriyen sektörümüzün en önemli parçası olan kaptanlara ve kabin memurlarına hak ettikleri imkanları sunamaması. Yani aslında gönül istiyor ki bunun çok daha üzerinde imkanlar sunalım. Bayram, artan maliyetlerden dolayı kaptanlara hak edilen imkanların sunulmadığını da sözlerine ekledi. Artık öyle bir duruma geldi ki özellikle son günlerde artan akaryakıt maliyetleriyle beraber otobüs firmalarının kazalarını görüyoruz. Çünkü lastik değiştiremiyor firmalar artan maliyetlerle. Kaptanlarımıza hak ettikleri imkanları sunamıyoruz. Hasta yatağında olan sektörümüz pandemi sonrası tabiri caizse bitkisel yaşamda. Ve sektörümüzde doğru orantılı olarak kaptanlarımızın hakları da bitkisel yaşamda diyorum.